Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca bugünü bekledim ben. Hayatımın en özel, en güzel, en harika gününü bekledim. Ve bu bekleyişimde yanımda olan canım arkadaşlarım. Canancığım, seni çok seviyorum. Nesrincim, çok teşekkür ederim. Ta Amerikalardan kalktın geldin benim için. Gökçecim, senin de bir gün çok mutlu olacağını biliyorum bir tanem. Böyle benim gibi telli duvaklı bir gelin olacaksın. Bunu hissediyorum. Hepinizi artık dansa davet ediyorum. Oturmaya gelmedik herhalde. Hadi dansa. Yine rezil oldum. Çileli hayatımın özeti tam olarak bu işte. Yalnızım, hayatımda biri yok ve birkaç gün sonra 30 yaşına basıyorum. Yapamadık birlikte. Şimdi yollarımız ayrı. Kalplerimiz yorgun. Kırık dökük bir aşk. Avuçlarımın içinde. Dans edelim mi? Yok canım, sağ ol. Ne? Ay iyi, tamam. Hadi edelim bari. Gel hadi, gel gel. Allah'ım şu düştüğüm hale bak ya. 10 yaşındaki çocukla dans ediyorum. 10 yaşında var mısın sen? Ne onu ya? 11'im ben bir kere. Allah Allah, 11'miş. Bıyıklarında çıktı mı bari? Seni internette bulacağım. Aa, sen internette mi kullanıyorsun? Tabii ki de kullanıyorum. Geçen yüzyılda mı doğdun sen? 7 yıl sonra buluşuruz işte. Geçen yüzyılda doğdum canım, ne var? Ayrıca o zamana kadar ben çoktan evlenmiş olurum. Hiç sanmıyorum. Çocuk işte. Kim bilir ne oldu, değil mi? 'Düştüğüm hallere bak ya. Ama salaklık bende. Tak koluna birini, öyle gel düğüne, değil mi? Yok, illa yalnız geleceğim, illa bir ton laf yiyeceğim. Hayatım, bakar mısın? Ayrıca ne yapayım ben? Bütün iyi erkekler kapılmış durumda. 30-40 yaş bandında evli olmayan erkeklerin hepsinde de bir sorun var. Allah'tan yavrumun dilinden anlıyorum da beni yarı yolda bırakmıyor. Yoksa bitmişim ben. Yalnız, mutsuz ve kadersizim. Kadersizim dedim ya. Ben her yerde kadersizim aslında. Dışarıda ayrı, evde ayrı. Selam. Selam. Şu yoga yapan şahıs ablam oluyor. Adı Nilüfer. Kendisi 7 aylık hamile olmasına rağmen gördüğünüz gibi benden daha fit. Telefon canavarı da Sezen, kız kardeşim. Aynı anda 3-5 kişiyi idare etmesiyle tanınır. Kitabına gömülmüş olan da annem. Annem de... Annem işte. Emekli resim öğretmeni. 50'sinden sonra ressam. Merhaba kızım, hoş geldin. Nasıldı diyor? Yani klasik. Önce nikah, sonra çıstak çıstak. Yakışıklı birileri yok muydu? Tabii ki vardı canım. Olmaz mı hiç? Yalnız birazcık iriydi. O yüzden adresi aldılar, yarın eve gönderecekler. Yani evlere servis varmış, düşünebiliyor musunuz? Asma yüzünü. Asmıyorum anne.
Ama bak yok, ben eminim. Yakında senin karşına çok iyi biri çıkacak. Evleneceksiniz. Harika bir yuva kuracaksınız. Sonra böyle 4 tane dünyalar güzeli çocuğunuz olacak. Sonra adam birden manyaklaşacak. Evi terk edecek. Terk edecek de nereye gidecek? Çok üşengeç olduğu için gelecek karşı dairele yerleşecek. Hatta son derecede beceriksiz olduğu için de gelecek bütün yemeklerini senin evinde yiyecek. Buyurunuz. Seçin o 2 atasözünden birini kızlar. Ya iyi insanlı olanı ya da o çomaklı olanı. Hoş geldin babacığım. Duvarlar sandığınız kadar kalın değil Rezan Hanım. Söylediğiniz her şeyi tek tek duyuyorum. Ben de zaten duyun diye bağırıyorum Hikmet Bey. Neden dedikodu yapıyorsunuz efendim? Çünkü size sinir oluyorum efendim. Anlıyorum. Gökçe'cim, şu beyefendiye söyler misin? Lütfen derhal evine dönsün. Hanımefendiye söyler misiniz? Hemen gidiyorum. Ay beni sakın işinize karıştırmayın. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Bizim evde sıradan bir gece işte. Kızlara yardımcı olalım mı? Ya oğlum, 2 çift laf edeceğiz şurada, yürü. Eyleme geçebiliriz. İşte benim reklam ajansım var. Hakan da finans sektöründe. Harika. Harika değil mi? Ama aslında bunların hepsi yalan. Nasıl yani? Sana bir sır vereyim mi? Sırlara bayılırım. Aslında ikimiz de kaportacıyız. Yani sanayide dükkanımız var. Güzeldi ama yemezler. Nedenmiş? Üstünüz başınız bir kere. Yani tamirci için fazla iyi. Kotlet diye bir şey var. Tamam, olabilir. E arabalarınız? Onları da kiraladınız mı? Ha, bak şimdi patladık değil mi? Yani keşke kaportacıda çalışıyor olsam. Arada böyle lüks arabalar gelse. 2 gün geç verse, geceleri aksak, kızlara yazsak. Seda kalk. Ne oldu? Kalk dedim hadi. Şey hani. Hadi yürü, yürü. Ne dedin kıza? Gerçekleri Hakan'cığım. Sadece gerçekleri. İnanmıyorum sana gerçekten. Çak çak çak. Sema, benim sana bir haberim var. Yapma ya. Vallahi bak, bugünden itibaren makus talihime bir dur diyorum. Yarın çalışmalara başlıyoruz. Kim istersen getir karşıma, hayır falan demeyeceğim. Atıyorsun. Ya evet, ben de bulacağım birini, takacağım koluma. Bundan sonra da hiçbir düğüne tek başıma gitmeyeceğim. Bak yazıyorum şuraya. İlk denememiz gayet başarılıydı. Ferda hem çok yakışıklı hem de komik bir adamdı. Çok da iyi anlaşıyorduk. Aman kimi kandırıyorum ya. Hıyarın tekiydi Ferda. Ferdacığım. Tabii tabii, sor bir tane. Ben soru soracağım da. Ama evet tamam, soracağım. Şimdi biz 3 aydır birlikteyiz ya seninle. Evet doğrudur. Biz artık bunu bir adını mı koysak ha? Şimdi neyin adını koyduğuna göre değişir ama o. Erkek içinse Muzaffer, kadın içinse yine benim Muzaffer tercihimdir. Unisex isim. Fırsatçılıktan yanayım. Bir kere kodun mu kafan rahat eder. İnsan evladı olsun, o da yeter. Sen bence benim ne demek istediğimi çok iyi anladın Ferdacığım. Birlikteliğimizin adını diyorum. Neyiz biz şimdi? Neyiz derken insanız en nihayetinde. İkimiz de Orta Asya'dan göç etmiş bir milletin naciz 2 evladıysam... Neyi soruyorum ben anlamadım. Anlasam ona cevap vereceğim de. Ben daha açık açık sorayım sana. Hı.
Yani biz hangi amaçla devam ediyoruz bu birlikteliğe? Ya bizim amacımız ne? Muzaffer olmak, mutlu olmak, mesut olmak. Hı, iyiymiş, ben bundan yürüyeyim. Sevgiliyiz bebeğim. Peki sevgiliyken mutlu muyuz? O zaman ne yapacağız? Bu mevcut durumu koruyacağız ki mutluluğumuz bozulmasın. Yandan yandan. Sevgili sevgili devam edeceğiz. Hı? Yani ama annemler soruyor. Yani bir adını koyun artık bunun diyorlar. İlişkinin hamını attık, adını koymaya geldi sıra değil mi? Efendim siz koyun adını. Ben zaten adıyla seslenmiyorum. Ne? Adını sen koy diyorum. Ne güzel şarkıydı ya. Şimdi nereden çıktı şimdi bu ya günün bu saatinde adını koymak falan? Hı? Annemden. Senin anandan çıkan bir şey bana ayrı olmayacak mı yavrum? Seni tenzih ediyorum yani şimdi. Ananı da kırmak olmaz. Tamam diyorsun o zaman. Madem ısrar ediyorsun bu kadar, tamam. Benden tamam. Buraya kadarmış. Ölmüş de olmuşa çare olmaz. Biz galiba aynı şeyden bahsetmiyoruz seninle. Tamam, sen açık açık söyle ne demek istediğini. Tamam, bitsin. Öncelikle bana kalbin kadar temiz bu fırsatı verdiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim. Eminim senin de bunlarla ilgili söylemek isteyeceğin şeyler vardır ama bir telefon aldım. Görmen lazım. 17 megapiksel. Eve gidince onunla fotoğraflar falan çekeceğim. Bir saniye sözümü bitirmeme izin ver lütfen. Olur da bir gün bir yerlerde karşılaşırsak lafını unutma, kaldığın yerden devam et. Adına ilişkisi yüzünden beni burada geldin ya. Hesap sende. Oğuz çıkış neredeydi lan? Uzun lafın kısası Gökçe'cim. Sen benden daha iyilerine layıksın. Yani her şey yolunda gidiyordu. Ben anlamadım böyle durup dururken. Sen benden daha iyilerine layıksın Gökçe dedi. Tamam aşkım. Artık canımızı ne yapıyoruz? Sıkmıyoruz. Hem sana erkek mi yok yani? Yok tabii. Hayır, ben böyle tek başıma ölüp gideceğim. Ondan sonra da böyle kediler yiyecek yüzümü benim. Gökçe'cim hala orada mıyız? Değiliz. Geçti bitti. Oradayız tabii. Hayır ya, sen bana anlatsana. Sen şu Cemil'i nasıl ikna ettin evlenmeye? Şimdi ben şöyle yaptım. Cemil artık şunun bir adını koyalım dedim. Yani ben de öyle dedim. Ama işte onun bir söylenme şekli var ya, sen onun ayarını tutturamamışsındır aşkım. Hmm. Yani olabilir. Ben galiba böyle daha çok muhallebi yaptım yer misin gibi sordum. Ay, tamam artık ya. Bitti. Bana bak, sana erkek mi yok ha? Hem bak şey ne demiş? Bond, James Bond demiş ki... Bir kere denedin, yenildin. Bir kere daha yeni şey yaptın, denedin, işte yenildin. İşte bir kere... Sema, o laf öyle değil. Onu söyleyen de James Bond değil. Ama tam meseleyi anladın mı sen? Anladın. O yüzden ne yapıyoruz? Enseyi hiç karartmıyoruz. Sıradaki adayımıza geçiyoruz. Anıl gerçekten de çok tatlı bir adamdı. Hem zeki, hem espiritüel, hem yakışıklı. Aman kimi kandırıyorum? Gayet de sıradan bir tıptı. Şimdi Şermişah en son Adana yarışında yarıştı, Seyhan'da. Kendisi günün sonunda 1400 metrede birinci. Acaba diyorum Gökçe, sen olsan çim pistte oynasa, koşsa yani. İstanbul yarışında oynar mısın, oynamaz mısın? Oynamaz mıyım? Oynamazsın tabii ya. Ama kardeşin ne yaptı? Gitti salak gibi oynadı. Bartu mu? Bartu kim lan? Kardeşim. Gökçe. Ahaha. Kendimden bahsediyorum ben burada. Senin kardeşinle ne alakası var ya? Allah Allah, kardeşimiz biz canım. Gökçe seni anlamıyor e. Neyse, sen çim diyordun. Hah, Yusuf çim diyordun. Yusuf çim lan beni andı. Ya kafamı karıştırıyorsun. Şermişah diyordum ben ne güzel. Kum pist de çok iyi de diyorum işte. Allah'ın salağı. O kız çim pistte alışana kadar oho. Hangi kız? Arap kızı. Camdan bakan. Çimde koşan. Ha, Şermişah. Aferin. Şimdi çözdün olayı. Gel sana anlatayım. Şimdi bu Şermişah'ın ekürüsü de kendisiyle beraber aynı koşuda koşuyorlar. Daha önce meydan koşmuş kendisi. Acemi yani. Daha 3 yaşına yeni girdi. Görsem var ya çiçek gibi. Ben bunları sıralı ikiliye yazdım mı? Bir de kaç veriyor biliyor musun? Kaç? Bir gelse var ya kardeşim, bildiğin variyet. Ama ayrıntıya dikkat et. İkiliyle kalmadın. Ben bir de bunları altılı ganyan bastım mı? Çok da güzel bir tiye aldım. Şimdi bizim Şermişah'ın ekürüsü aynı zamanda ahırdaşı. Onu bir apranti koşturuyor. Ahırdaş dediğim bunlar kız kardeşlermiş. Öz bacısı yani. Bu Şermişahlar 3 kız kardeşler. Şermişah, Nermişah, Pervişah. Babalar da bunlar Rus ekolünden geliyor. Çehov. Çehov. Sağlam tiye aldım. Ondan sonra teşambala bu. Karakuri tantüre çöndü.
Pustüküm babeyli bum bum, kustüküm caciyeli cum cum. İşte gördüğün gibi Gökçe, biz seninle aynı dili bile konuşamıyoruz. Yani uzun lafın kısası, sen benden daha iyi denir Alex'in. O zaman ben gideyim artık, yeter de. Ya ben günlerce dinledim Anıl'ı ya, günlerce. Galop nedir sor söyleyeyim. Sor, ya sor, hepsini sana söylerim. Hayır, atlar neyle beslenir? Yağmurlu havada çim pistin zararları nelerdir? Hepsini ben tek tek anlatırım. Ama sonuç ne? Hı? Sonuç yine aynı. Sen benden daha iyilerine layıksın Gökçe. Ya tabii ki ben senden daha iyilerine layığım. Evet. Tam bir öküz çıktı bu çocuk. Öküz Anıl. Kıymetini bilemedi gül gibi kızım. O gül gibi kız ben mi oluyorum? Evet aşkım. Ay ben bana kıyamam ya. Sema. Kız Şermişah ne yaptı? Ay hiç sorma Gökçe, 2 saattir ona bakıyorum. Son düzlükte 4 boy geriye düştü. Hep Anıl yüzünden ya, hep Anıl yüzünden. Ya tek at altılıyı yatırdı ya. Ama işte aşkım ben sana söyleyeyim. Senin bu başına her ne geliyorsa hep iyi niyetinden geliyor biliyor musun? Hem de demiş Karl Lagerfeld, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir demiş. Dememiş mi? Karl Marx demiş o lafı canım. İşte Karl Marx demiş. Ama yani işte senin için söylüyorum bütün bunları Gökçe. Ay iyi tamam, affedersin. Önemli değil. Ama şunu unutma aşkım. Bu arkadaşın sana nasıl iş bulduysa aynı şekilde koca adayı da bulacak, tamam mı? Merak etme. Güçlü o. Aa dur. Yarkın mıydı neydi? Ona yürüsene sen. Yarkın kim ya? Kızım sana yürüyordu sürekli, takıktı sana. Ay aman. Ne aman? Yarkın'a yürüyoruz birlikte. Koşa koşa gidiyoruz Yarkın'a. Sema'nın zoruyla Yarkın'la buluştuğumda her şeyin bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Hem çok iyi anlaşıyorduk, hem birbirimizi çok seviyorduk. Hem de Yarkın gerçekten çok iyi bir insandı. Gerçekten. Ama kimi kandırıyorum ki? Yarkın da böyle bir şeydi işte. Gökçe, seni neden buraya çağırdığımı biliyorsun değil mi? Çok önemli bir şey konuşmak istediğini söyledin ya hayatım. Ya ben bu konularda pek becerikli değilim biliyorsun. Olsun sevgilim, içinden geldiği gibi söyle. Hatta bence bir an önce söyle bitsin. Ha? Peki. Şirket beni 3 yıllığına Irkutsk'a gönderiyor. Anlamadım. Şirket... Hayır onu anladım ben. Sonrasını anlamadım. Irkutsk. Irkutsk ne ya? Bir süre oradaki işlerin başında durmam lazım. Yuh. Yuh. Sibirya mı? Duydun mu? Duydum. Duydum ve ben bayılırım Sibirya'ya. Ya Sibirya olsun, Irkutsk Oblast'ta olsun falan bence şahane yerler. Acı -50 derece havalar, bunlar tam benim havalarım ya. Zaten 3 yıl dediğin nedir ki böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Geliyorum diyorsun yani. Evet, niye gelmeyeyim? Şey yaptım ben zaten geçen sene indirimden bir sürü kazak aldım. Böyle giyerim 3'ünü 5'ini üst üste atarım kendimi bir alışveriş merkezine. Oh. Yalnız orada alışveriş merkezi yok Gökçe. Alışla veriş var. Olsun kafeye giderim. Bir white chocolate mocha söylerim, keyfime bakarım. Sen hiç merak etme hayatım. Ya çaydan başka bir şey içmiyorlar ve rengeyi eti yiyorlar. Rengeyi eti. Ben çok severim. Yani özellikle pirzolasına bayılırım ben ona. Ciddi misin? Tabii. Süper ya. Kışlarda birbirimize kitap okuruz şöminenin başında. Nasıl vakit geçmez de geçmez, geçmez de geçmez. Böyle açarız interneti, film de izleriz ha? İşte orada da büyük bir sorun var. Orada internet yok. Nasıl ya? Alışveriş merkezi yok. Kafe yok. İnternet yok. Sibirya mı burası? Bir yerde nasıl internet olmaz ya? Dedim ya Gökçe, Sibirya. Anladım. Yani Gökçeciğim... Sonuç olarak... Sorun sende değil, ben de diyeceksin. Aynen öyle. Sen benden daha iyilerine layıksın Gökçe.
Bu nedir ya? Ya biliyordum böyle olacağım. Çok iyi biliyordum. Ya tabii ki sorun bende. Ne olabilir ki başka? Tabii ki sorun bende. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Burada yemek yiyen evine tek başına dönüyor. Ya gördünüz değil mi biraz önceki adamı? O bile beni terk etti ya. Düşünebiliyor musunuz? O bile beni terk etti. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Pes. Pes. Gerçekten pes. Uzun lafın kısası, aşk hayatım Titanik'ten hallice. İş hayatım da aşk hayatım kadar berbat zaten. Türkiye'nin en önemli reklam ajanslarından birinde çalışıyorum ama hala junior yazarım. Yıllar geçiyor, ben kendimi yırtıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Gördüğünüz kişi de Fräulein Rottenmeier kod adlı elemanım. Kendisi Alman mürebbiyat adında bir insan. Biraz sonra bir inşaat firmasının reklamı için toplantıya gireceğiz. Kendisi de şimdi bana ne bulduğumu soracak. Tatlım. Sordu işte. Var mı yeni fikir? Falcı var elemanım. Anlat bakalım biraz. Şimdi şöyle, bir kafedeyiz. Falcının teki adama fal bakıyor. Diyor ki işte size üç vakte kadar bir ev gördüm. Sıfır peşinat, bir yıl sonra da ödemeler başlıyor. Adam da diyor ki vallahi ablacığım geleceği gördüm. Falcı diyor ki geleceği görmeye ne gerek var? Cihan İnşaat'ın reklamları her yerde diyor. Biz bu sırada görüyoruz ki adamın arkasındaki billboardlarda ilanlar var. Ve voiceover girer, sloganı verir. Nasıl? Bu kadar mı? Evet. Tatlım bu marka değerini düşürür. Ya ben az... Toplantı birazdan başlayacak ve Demir Bey geldi bile. Başka yeni fikri olan var mı? Yeni fikri olan yok. Bravo. Son elenen dosyaları yanınıza alın lütfen. İş başa düştü yine. Neden hala oturuyorsunuz? Aslına bakacak olursanız bu kadına katlanmak zorunda değilim. Daha küçük bir ajansa gidebilirim. Gayet mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabilirim. Eylem Hanım, ben sunum dosyalarını alıp gelsem? Ama gidemiyorum işte. Bir türlü ajansımı bırakamıyorum. Çünkü o burada. Demir burada. Demir Cerrahoğlu. Her kadının rüyası, her rüyanın esas erkeği, taş ötesi bir varlık kendisi. Ha bir de benim patronum tabii. Patronum diye söylemiyorum. Bence Demir dünyanın en yakışıklı, en karizmatik, en buz gibi adamı. Bugüne kadar hiç güldüğünü görmedim ben mesela. Ara sıra böyle hafifçe tebessüm eder o kadar. O tebessümü de yakalayabilirseniz şanslısınız demektir. Henüz o tebessümü yakalayamadım ama en azından umudum var. Bir gün mutlaka beni fark edecek. Nasıl geldim ben buraya? Ay inanmıyorum. Demir taşıdı kesin beni. Aşk yorulmayı sever biraz. Kayıp mı kazanç mı bilenler az. Aşk sürünmeyi sever biraz. Alın... Ay. Ya... Demir Bey mi taşıdı beni? Yo, kapıcı Muharrem Efendi. Açın! Doktor! Hemşire! Alo! Abo! Kalkabilir miyim? Tabii kalkabilirsin. Benim sesim niye böyle ya? Bununla tampon var da ondan. Valla ben senin yerinde olsam yatar kalkar Demir Bey'e dua ederdim. Başta hepiniz karşı çıktınız. Ofiste revir mi olur efendim diye de. Maşallah sen istisnasız haftanın üç günü buradasın. Valla her toplantı öncesi bir hukukat. Toplantı. Ya toplantı. Günaydın. Günaydın.
tutar mısınız? Aa, buyurun, buyurun. Çok teşekkürler. Siz de mi ajansa geldiniz? Evet. Ne içindi? Benim oğlan burada çalışıyor da onu ziyarete geldim. Ha, ay ama çok yanlış. Yani çok yanlış zamanda gelmişsiniz. Çünkü herkes toplantıda. Demir Bey mümkün değil izin vermez çıkmasına. Öyle mi? Buyurun. Yani kendisi bu konularda aşırı disiplinlidir. Yani toplantı sırasında şöyle ölüp kalsanız dönüp bakmaz. Yani böyle dediğim dedik, çaldığım dedik bir insan. Ama yani şimdi hakkını yemeyen iş konusunda müthiştir. Kimsecikler eline su dökemez. Ama nasıl diyeyim, böyle birazcık insanlıktan sınıfta kalıyor. 5 kuruş sıra. Halbuki yani böyle yüzümüze gülse, bizi birazcık daha yakın olsa ne kadar güzel olur ya. Vallahi. Ay ben bu arada sizi daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Aa, doğrudur. Çok uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Tabii yani şimdi insanın oğlu burada çalışıyor diye de sürekli gelmez değil mi? Ama siz yine de Demir Bey'e dikkat edin, yani çok fena haşlayabilir. Ne yapar? Küfür mü eder? Ay yok canım, o kadar da kızar yani. Ha, ne der mesela? Burası emeklilerin lak lak etme yeri değil beyefendi der. Vallahi oracıkta bitersiniz. O yüzden dikkat. Öyle işte. Ay ne diyordum, ben bir şey anlatıyordum. Ha, şey diyordum, biraz gülse daha iyi olur. Ay evet ya, çok tatlı olurdu. Bir de çok çalıştırıyormuş değil mi? Sormayın yani, eğer iş iyi çıkmazsa vallahi sabahlıyoruz burada. Neyse ben çok geç kaldım, toplantıya gideyim. Size iyi günler. Ya merak etmeyin, ben gayet iyiyim arkadaşlar, sorun yok. Nasılsınız arkadaşlar? Hani bazı anlar vardır ya, yer yarılsa da içine girsem dediğimiz ama o yerin hiç açılmadığı anlar. İşte öyle bir anı yaşarken asansörde konuştuğum kişinin kim olduğunu anladım. Hulusi Cerrahoğlu. Demir'in babası, reklamcılık dünyasının duayeni koskoca Hulusi Cerrahoğlu. O sırada Eylem Hanım'ın bana nasıl baktığını da gördüm tabii. Tatlım neredesin sen? Revirdeydim. Tam zamanıydı revirin. Hulusi Bey'i rezil ettin bize. Ay ama ben... Ta uzatmayalım. Peki. Evet arkadaşlar, devam edelim. Başka fikri olan var mı? Yok mu? Oo Hulusi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Bayağıdır görünmüyorsunuz. Ya. Yani sıkıntı yok, işler tıkırında. Biz Demir Bey'le her şeyi hallediyoruz. Ha, güzel, güzel. Oğlan sünneti oldu mu? Oldu, oldu. Ellerinizden öper. Yalnız Demir Bey, bu inşaat reklamlarında çocuk kullanmak çok doğru değil. Ya böyle daha yaratıcı bir şeyler olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bilmiyorum. Hadi. Güle güle, güle güle. Kolay gelsin. Sana da. Muharrem bile sizden daha cesaretli. Ferahlık duygusunu ve konforu ön plana çıkaran bir kampanya. Çok kullanıldı ve eskidi artık. Yani bana samimi gelmiyor. En başta idare eder dediğiniz bir fikir daha vardı. Sadece binaları görüyoruz. Reklama ihtiyacımız yok temalı. Reklam veriyoruz ama reklama ihtiyacımız yok diyoruz. Fazla kolay. Ne demiştik? Anlaşılması kolay, günlük hayatımızdan çıkmış sıcak bir kampanya. Tüketiciyi birazcık güldürüp o bildiğimiz sıkıcı inşaat filmlerinden ayrıştırabilirsek ne mutlu bize. Sanırım bunları ilk toplantıda da söylemiştim. Tatlım, az önce anlattığın o saçma şeyi sunacağız. Demir Bey, aslında bizim bir fikrimiz daha var ama... Ama ne? Şimdi şöyle, bir kafedeyiz. Bir adam ve bir falcı var. Falcı adamın falına bakıyor. Diyor ki 3 vakte kadar ev görüyor. Peşinatsız diyor. İlk taksidini de 1 yıl sonra yatıracaksınız diyor. Böyle diyor. Sonra adam falcıya diyor ki geleceği gördünüz. Falcı da diyor ki geleceği görmeye ne gerek var? Cihan İnşaat'ın reklamları her yerde. Sonra adamın arkasında biz billboard'u görüyoruz. Voice over girer, sloganı ver. Güzel. Çalışın bunun üstüne. Evet, bugünlük bu kadar. Çıkabilirsiniz, sağ olun.
Bence kızın düşüncelerini değerlendir. Gökçe Şenkal. Gökçe Şenkal Demir Bey. Anlamadım. Soyadım. Şenkal değil, Şenkal. Yani dedemler bu soyadını çok mutlu olmak için almışlar. Ya pek işe yaramamış ama fikir güzel. Gökçe, sen kal. Ha, ben kalayım. Ay çok affedersiniz. Ben de soyadımı yanlış söylediğinizde iki saat çok. Buyurun siz dinleyin. Kahve. Olur, alırım. Sade lokuma da gerek yok. Evet. Ay siz kahve istediniz. Ay çok özür dilerim. Sütsüz şekersiz değil mi? Hemen getiririm. Gökçe. Bu ajans dışında senin bu hallerinin hoşgörüyle karşılanacağı başka bir ajans bu gezegende yok. Farkındasın değil mi? Yes. Farkındayım Demir Bey. Yani işte kahve, insanlık hali falan. Bir de türküsü aklım lokuma gitti. Çok pardon. Gökçe. Kahve reklamı geldi. Cafe Bando. Yeni müşterilerden biri. Soğuk kahve yapıyorlar ve kahvelerini teneke kutuda satışa çıkarmak istiyorlar. Küçük bir marka ama arkası gelebilir. Türkiye pazarına yeni girdiler. Buraya kadarı tamam mı? Tamam. Fiyatları bildiğimiz markalara göre daha hesaplı. Yani herkesin de müşteriyi çekmek istiyorlar. Sen de buna göre bir kampanya hazırlayacaksın. Televizyon ve radyo için. Gökçelerin grubuna mı veriyoruz? Eylem sen çıkabilirsin. Gökçe, bu sunumu tek başına hazırlamanı istiyorum. Hiç kimseye karıştırma, tamam mı? Bakalım ne fikirler çıkacak. Ay, Demir Bey çok teşekkür ederim gerçekten. Ay ben elimden gelenin en iyi... Elinden geleni değil, elinden gelenin daha fazlasını istiyorum. Tamam söz. Elimden gelenin en iyisini, en iyisini, en iyisini de yapacağım. Müthiş fikirlerle geleceğim. Çok teşekkürler ben o zaman. Tamam. O zaman cumartesiye görüşürüz. Cumartesi? Ay ama cumartesi hafta... Ta sonu bile olsa ben buradayım. Yani zaten tatil benim neyime değil mi? Keşke hep gelsek cumartesi pazar demeden. Ne kadar şahane olur. Ben hep çalışırım. O zaman ben gideyim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi günler. İyi günler. Cafe Bando. Cafe Bando'yu denemediniz mi hala? Ha, çok yanlış. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Cafe Bando. Madem Demir Bey böyle uygun gördü, o zaman sana kolay gelsin. Bakalım nasıl becereceksin. Çok teşekkürler Eylem Hanım. Tabii ki becereceğim ayrıca. Harika bir sunum yapacağım. Önce Demir bayılacak, sonra da müşteri. Daha büyük markalarda sunumu duyup peşime düşecek. O kadar harika işler çıkaracağım ki. Demir ortaklık teklif edecek bana. Ajansla başlayacak, hayat ortaklığına kadar devam edecek. Sen dur da ailem, sen dur. Ben bu işi becereceğim. Ay ama önce bir yemek yiyeyim ya. Öldüm açlıktan sabahtan beri. Merhaba Hikmet Bey. Merhaba. Yemeğe teşrif buyuracaksanız hazırlayalım sofrayı. Efendim gelmeyi çok isterdim ama bir hastamın kaplamaları gelecek, onu bekliyorum. Aa, niye evde bekliyorsun? İn aşağı muayenehanende bekle. Nerede bekleyeceğimi size mi soracağım? Çok affedersiniz ama. Ay Hikmet, hiç zorlama istersen. Tam 3 aydır doğru düzgün bir tane bile hastan yok. Bilmiyor muyum ben? Evde kaplama bekliyormuş. Kusura bakmayın ama bu tartışmalara hiç giremeyeceğim. Ne kadar isabet olur. Aa, isabet olur da...
yine de acıkma ihtimalime karşı acaba zatenhaneniz bana bir sandviç hazırlayabilir misiniz? Elbette. Kaç çeşit olsun acaba? Fark etmez. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Tabii, tabii. Seve seve. De, bizim bu akşam biraz işimiz var. Kızınızın doğum günü yaklaştığı için biz bir takım hazırlıklar içinde olacağız. Eğer vaktimiz kalırsa getiririm siparişlerinizi. Tamam. Tamam. Hikmet Bey, acaba hangi kızınızın doğum günü geliyor? Ufacık bir fikriniz var mı? Elbette hanımefendi. Bunak değilim. Kızlarımın doğum günü ne zaman tabii ki çok iyi biliyorum. İyi bakalım. İyi bakalım. Neredesin kızım sen ya? Geldim, geldim. Hoş geldin. Ve sana iki sorum var. Dinliyorum. Sen şimdi Hulusi Cerrahoğlu'nu yanımda görüyorsun. Ben Demir hakkında atıp tutuyorum. Niye beni uyarmıyorsun? Ama ben nereden bileyim senin adamı tanımadığını? Ajansın bir duvarında şirketimizin kurucusu diye fotoğrafı mı var? Yok. Güzel. Peki benim en sevdiğim dizilerden birinde mi oynuyor? Yok. Peki ben nereden bileceğim Hulusi Bey olduğunu? Ya tamam, bir dahaki sefere uyarırım. Çok sağ ol. Tamam, hadi kırmayalım birbirimizi. İkinci soruna geç. Peki. Sence benim... Demir'le birlikte olma ihtimali? Ay çok teşekkür ederim ya. Sen kızım öyle bir şey soruyorsun ki. Ama bir şey diyeceğim. Kızım moralini bozma Nilay. Ayrıca benim arkadaşım kimi isterse kafalar. Yani. Çok teşekkür ederim tatlım. En azından şu hayatta bana inanan bir kişi var ya. Bir yani yıllardır kendisinin hastası olduğum için... ...en azından bir şansım vardır diye düşünüyorum. Yani. Neden olmasın? Semal'cim, Demir Bey'i kafalaması biraz zor. Doğruya doğru. Bence şey yaparım ben ya. Bence de yaparsın ya. Eminsin yani. Öyle. Görmüş olduğunuz yiğit de Kaan Engin Deniz. Bu Kaan'a ilk görüşüm. Oha, bu kim ya? Hey maşallah. En sonunda be Sema, en sonunda yani. Ya. Açılışı yapalı 1000 sene oldu. Neredesin sen? Biliyorum, çok özür dilerim. Ayıp ettim. Ama geldim. Önemli değil de bir şekilde affettireceksin kendini bana artık. Bir kahve ısmarlayacaksın arkadaşına. Ya istediğin kahve olsun, ayıp ettin. Mekan tanıdık. Kızlar, Kaan'la tanıştırayım sizi. Merhaba Nilay ben. Merhaba Kaan, ben de çok memnun oldum. Gökçe. Merhaba Kaan. Maşallah. Ay ben onu şey söyledim, motorunuza. Ha. Maşallah çok güzelmiş. Kaç şey sizinki? Chopper muydu, Honduras mı? Chopper benimki. Enduro sevmiyoruz da. Çok güzelmiş. Baba. Pasta. Onu anladım da ben bunu yemem ki. Formumu korumam lazım.
Hem bugün benim doğum günüm değil. Yine karıştırdım. Hadi ya. Neyse canım, sen yine de ye yavrum. Torunuma yağ olsun, bal olsun, şeker olsun yarası. Yani ben yiyemem de evdekilere götürürüm. Tamam hadi bakalım. Nilüfer, bak annene doğum gününü karıştırdığımı sakın söyleme. Merak etme, söylemem. Tamam, hadi yavrum. Nilüfer, sakın. Tamam baba. Nasıl karıştırdın doğum gününü ya? Abi kesinlikle öyle evlilik meraklısı gibi davranmadım. İkinci görüşme çok güzel geçti. Her şey çok keyifliydi. Ha. Yani bence keyifliydi. Ha. Aramadı. Aramadı değil mi? Çok fena rezil olmuştum, çok. Bir şey yapmam lazımdı. Günü kurtarmam lazımdı. Kahraman olmam lazımdı. İşte o anda onu gördüm. O yaşta bir adam neden hırsızlık yapıyordu bilmiyordum. Ama bir kaplan gibi atıldım ve... Ay hırsız var! Hırsız var! Ne yapıyorsun sen ya? Amcam o. Amca ne ya? Ay amcam dedi o. Evet Gökçe. Kaskı da mahvetti amca. Ay bir şey olmuş mudur? Ay çok özür dilerim. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Gerçekten ben nasıl yaptım bunu ya? Tamam kızım tamam. Bir şeyim yok dedim ya. Tamam. İyi amca, şiş falan da yok işte. Bence şey yapalım, biz acile gitsek mi, bir göstersek? Israr ediyorum, ben ödeyeceğim zaten, ne olur. Tamam yahu, iyiyim, bir şeyim yok. İki yanımda huriler, iyileştim bile ben. Yalnız sana aşk olsun Sema. Niye? Böyle güzel bir arkadaşın var ve beni tanıştırmıyorsun, neden acaba? Ya. Tamam, tamam, sakin ol, bak oldu bitti. Ay ama ben çok üzüldüm ya. Zaten hep aynı şeyi yapıyorum. Ne yapıyorsun? Milletin kafasına sürekli kask mı fırlatıyorsun? Hayır canım, o kadar değil tabii de. Yani bir rezaletimi kapatmaya çalışırken daha fenasını yapıyorum. Yani hem bir yetenek hem de bir lanet gibi. Neyse boş ver, tamam ben bence gideyim artık. Gidiyor musun? Ya. Evet. Bana bak, akşamı kızlarla toplaşıyoruz, sakın unutma. Tamam tamam. Ay yani tekrar özür dilerim. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Ya kızlar, evlilik çok acayip bir şeymiş. Her sabah uyandığımda aşkımı yanımda görüyorum. Yanımda uyuyor ya tatlışkom. Ay çok tatlı ya. Şahane. Tatlı tabii ikisi de. Geçen gün bana kendi elleriyle zeytin yedirdi. Çok tatlıydı. He, bir de tost yapmış. Üstüne de kocaman aşk idolüm yazmış ketçapla. Kızım, benim kocam bana böyle bir şey yapsa onu böyle ketçapla boğarım. Ölmezse de ertesi gün boşarım. Sen önce bir kocayı bul da. Yani yalan değil. Şey. Kızlar, size süper bir haberim var. Necati bana evlenme teklif etti. Bu yaz evleniyoruz. Bana bak. Bu simtan nasıl evlenir ya? Ay duyacak kız. Duyarsa duysun bana ne? Ya biz kese kağıdı simtan diye dalga geçmiyor muyduk bununla? Ha? Bunu alan adam böyle kafasına kese kağıdı geçirir demiyor muyduk? Ha? Ya ben öleyim ya. Öleyim bence, bitsin bu çile. Sema. Ha? Sende durumlar nasıl? Heh. İşte biz karar verdik evlenmeye. Konuştuk da yani. Ama ben teklifi bekliyorum tabii. Yani teklif olmadan asla. Hayır yani. Tabii şekerim. Öncelikle diz çökülecek.
o kutu böyle şak diye açılacak. Sonra da o yüzük böyle parmağa takılacak. Aynen. Ah, Gökçe'cim, üzülme canım. Boş ver, sıkma canını sen. Ay, ben gayet iyiyim. Ay canım ya, bir de iyiyim diyor. Ay, ya gerçekten iyiyim ya. Canım, yani hala yok değil mi bir şeyler? Yani aslında ben... Bence sende bir uğursuzluk var. Yani elin yüzün de düzgün. Hani iyi kötü bu zamana kadar birini bulmuş olman gerekirdi. Çirkin de olsa biri yani. Ay inşallah senin sonun Makbule teyze gibi olmaz. Aa, Makbule kim kız? Benim annemin büyük büyük teyzesi. Aa. O da böyle yıllarca kimseyle evlenmedi. Sonra Gökçe gibi böyle 30'larına geldi. Sonra da kimse de onu beğenmedi. Tek göz odada öldü gitti. Göçtü gitti zavallı. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ay Gökçe'cim, yani sen hiç üzülme canım. Biz seni sevdiğimiz için böyle. Ay yok, biliyorum Ebru'cum, bilmez miyim? De benim için üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü benim bir sevgilim var. Ne? Ne? Aa! Adı ne adı? Demir. Seni çağıracaktım. Ne oldu baba? Annene söyleme. Gel. Gel. Kapat. Baba, niye çağırdın beni buraya? Kapat gözlerini. Açma, açma. Aç. Al bakalım bu seni. Zahmet ettin ya, hiç gerek yoktu. Olur mu hiç öyle şey aşkım? Senin telefonun eski. Bu en yenisi ve en mükemmeli. Güle güle kullan. Doğum günün kutlu olsun. Canım, canım. Aşk olsun baba ya. Bugün benim doğum günüm değil ki. Hadi ya. Ha, bak Nilüfer'in de doğum günü değil. O zaman senin de değil. Demek ki Gökçe'nin doğum günü. Şunu rica edeyim canım. Ben bunu gerçek sahibine ileteyim. Babacığım, şaka yapıyorsun, değil mi? Baba. Tabii ki şaka. Bir tanem benim. Güle güle kullan. Babacığım. Babacığım, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir tanem. Yürü. Allah kahretsin ya. Yine doğum günlerini karıştırdık. Boşu boşuna masrafa girdi. Bulacak iş bulan bu ya. Vallahi çok yakışıklı, başarılı. Kendi ajansı var, böyle müthiş işler yapıyor. Ay ne bileyim, sonra işte böyle çok romantik. Ne zaman tanıştırıyorsun bizi? Hiçbir zaman. Neden? Çünkü... bizim çok gizli bir ilişkimiz var. Yani biz ilişkimizi çok gizli yaşıyoruz. Evli mi yoksa? Kesin evli. Evli biriyle olmak sana hiç yakışmıyor Gökçe. Bence de. Evet Gökçe, hiç sana göre değil bunlar. Hayır, hayır ya. Ne evlisi kızım, öyle şeyler demeyin. Evlilik falan yok, hayır ondan değil. Şeyden o tamamen. Çünkü o benim... patronum. Aferin kız sana. Patronunu mu ayarladın? Yaza kadar çözersin artık bu durumu. Düğünüme bekliyorum. Tabii ki tatlım. Kaçırır mıyım ben senin düğününü? Mutlaka orada olacağım. Haydi bakalım. Gökçe. Efendim? Sen demin ne dediğinin farkında mısın? Demir Cereoğlu dedin demin. Ya ne yapsaydım? Her yere tek başıma gidiyorum. Bunlar da beni ezdikçe eziyorlar. Ay Gökçe'cim üzülme. Aman kendini yıpratma. Ya bir tanesi senin için üzüldüm, adak adadım dedi ya. Aa, yuh. Ay evet. Hayır yani benim kendim için adak adamam başka bir şey. Başkasının benim için üzülüp adak adaması yani bambaşka bir şey. Evet aşkım, çok haklısın burada, tamam. Yani. Ayrıca sen demedin mi? Gökçe kafasına koyduğu adamı tavlar diye. Dedim de Demir Bey zor değil. İmkansız falan yani. Zoru hemen başarırız. İmkansız birazcık zaman alır. Allah Allah, o derece. O derece canım.
Ayrıca ben kararımı verdim. Ben o Simte'nin düğününe demir kolumu takıp gideceğim. Bak görürsün. Peki. Anne sabah kaçıyorum. Nereye? Yonca teyze şu mantıyı alacağım. Kızım Yonca teyze şu nereden bilecek evlilik falan? Bir kere bile evlenmemiş kadın. Canım benim. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma demişler değil mi? Benim bütün kuzenlerim onun sayesinde evlendi. Peki bu saatte rahatsız etmeyecek misin kadını? O stüdyoda kayıttadır ben biliyorum. Hadi görüşürüz. Teyzesinin günü gelmiş. Dur kız geliyorum. Kadınlığını kullanacaksın yavru. Aman bu mu ya? Öyle kadınlık değil zibidi ya. İçindeki kadının gücüne, oraya odaklanacaksın. Ha. Nasıl yani? Şöyle ki erkek denen gerizekalı tür insan tarihinin başından beri dünyayı kendi yönetiyor zannediyor. Ya bunlar ilk mağaradan çıktılar ya, biz de hani içeriği toparlıyoruz falan. Kendileri bir şey zannediyorlar. Ha biz çıkamaz mıydık yani mağaradan ilk? Ay çıkardık değil mi? Hem de nasıl çıkardık sen deli misin el ele? Oo, önümüze gelen ayı, mamut, dinozor ne varsa devirirdik. Yani timsahtan çanta yapan kadının bir erkeğe neler yapabileceğini sen düşünebiliyor musun? Bu ne demek biliyor musun? Birlikten kuvvet doğar demek. Çok doğru söylüyorsun teyzoş. Ne teyzoşu ya? Herkesin içinde bana teyzoş falan demesene ya. Böyle konuşmuştuk. Tamam tamam. Da ben onu nasıl yapacağım? Ha, kendini ezdirmeyeceksin, güçlü kadın olacaksın. Bir. Güçlü kadın. Güçlü kadın olacağım, bir. Kafana hiçbir şey takmayacaksın, özgür kadın olacaksın. İki. Özgür kadın. Özgür kadın olacağım, iki. Evet. E işte bir, iki. Bir üçüncüsü yok yani, erkeklerden bahsediyoruz. Epi topu bu. Ben sever diye şey yapmıştım. Ah yok işte yok. Dediğim gibi sen ne yapacaksın biliyor musun? Kendini ezdirmeyeceksin, güçlü kadın olacaksın, özgür kadın olacaksın. Bunları kafana takmayacaksın. Ha aşk falan yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Gayet normal, gayet insani ama kaptırmayacaksın. Ha hep böyle bir tepeden bakmalar, bir edalar, tavırlar. Bana adam yok mu halleri. İşte bu. Çak. İşte bu ya. Hey, ne yapıyorduk? Hey yo, hey yo. Hey yo. Ay canım benim de. Teyzesinin gülü. Her yerde teyze deme bana sakın. Başıma gelen hoşuma giden hoşuma giden. Beni çağırmışsınız. Buyurun. Nasıl gidiyor kahve işi? Yani iyi gidiyor ya da gitmiyor. Ay ne var canım? Sonuçta yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyoruz değil mi? Beni iki dakikada bir buraya nasıl gidiyor diye çağırırsınız. Ben işimi nasıl yapabilirim acaba? Hı? Gökçe. Ay ne Gökçe, Gökçe, Gökçe. Sunum dediğiniz şey böyle iki şık şık bir tık tıklı olsaydı... ...şu an sizin koltuğunuzda ben oturuyor olurdum değil mi? Gökçe. Bak çok az kaldı. Ben biliyorum ne kadar kaldı. Siz hiç merak etmeyin. Konuştuğumuz gün ve saatte dosya önünüzde olacak. Tamam. Ayrıca ben kafama göre takılıyorum. Sonuçta özgür ve bağımsız bir kadınım. Canım ne zaman isterse o zaman çalışırım. Kimsenin lafıyla sözüyle hareket etmem. Öyle çok az kaldı diyerek beni sıkıştıramazsınız. Gökçe. Bak çok az kaldı derken seni kovmama çok az kaldı. Hatta bu kadar az kaldı haberin olsun. Bu kadar. Bu kadar. Oldu o zaman. Şey yapmayayım ben. Tutmayayım sizi daha fazla, değerli vaktinizi almayayım. Sonuçta sunum var, benim çalışmam gerekiyor değil mi? İyi günler size. Kolay gelsin.
Ay ayrıca sen ne bakıyorsun ki o teyzene? Kelin merhem olsa kendi başına sürermiş. Ne bileyim ya, bizim bütün kızları o evlendirdi diye şey yapmıştım ben. Nereye o evlendirdi? Bütün hepsinin erkek arkadaşını bir kere ben buldum be. Ay gerçekten mi? Ya ne? Ay anne, o zaman bana da bir tavsiye ver ya. Ne yapmam lazım benim? Vallahi bilemiyorum yani. Kadınlığını kullan, kadınlığını. İşte ya, döndük en başa. İlla dekolte diyorsun yani. Ay Gökçe, ben sana dekolte mi diyorum? Bilgi birikim diyorum. Entelektüellik diyorum. Kızım biz sana bu yaşına kadar 1000 tane kitap okuttuk. Bir sürü kursa gönderdik. Piyanosu başka, satrancı başka, balesi başka. Ya sen bunlardan hiç mi bir şey öğrenemedin bu yaşına kadar kızım? Yani öğrenmişimdir tabii de. Değilsin. Bak sana diyorum. Entelektüel kadın her zaman çok çekici bir kadındır. Sakın bunu unutma, tamam mı yavrum? Tamam anneciğim. Ben çok iyi çözdüm olayı. Muharrem ya, her yerden sen çıkıyorsun, yeter. Gökçe hanım, onlar tarz için mi? Sen anlamazsın. Allah Allah. Bununla bunun yerini değiştireceksin. Buna biraz daha yakın gireceğiz. Yani ona göre artık konuşursun. Bunların yerini değiştir işte. Hazırım. Merhaba Demir Beyciğim. Ben birazcık geciktim, kusura bakmayın. Kütüphane kartımın süresi dolmuş da onu yeniletmeye gittim. Bu zamanda kütüphane kaldım dediğinizi duyar gibiyim. Ama ben çok seviyorum ve hep gidiyorum. Bütün boş zamanlarımda da kitap okuyorum. Özel ilgi alanım kuantum fiziği. Daha doğrusu her türlü fizik. Özellikle de sizinki. Ay lütfen yanlış anlamayın. Tamamen entelektüel bir bakış açısıyla bakıyorum. Ve sizin de öyle bakmanızı istiyorum. O yüzden eğer müsait olursanız sizinle bir kahve içmek isterim. Schrödinger'in kedisini tartışırız. Üstünden birazcık geçeriz. Olur. Kahve uyar bana. Sedat! Ne zaman buluşuyoruz yavrum? Yok, pis misin? Sen evlisin oğlum, ne zaman buluşuyoruz diyorsun bir de. Buna ne bağırıyorsun be kızım? Kahve içelim diyen ben miyim? Sana mı dedim? Sana mı dedim? Allah Allah. Bu kadınları da anlamak mümkün değil arkadaş. Sezen! Neredesin? Salondayım. Gel buraya. Ne var? Hadi çabuk. Ya ne oluyor ya? Tamam. Ne oldu? Manyak mısın ya sen? Biraz olabilirim. Ya tavsiye için bana gelmiş olsaydın, şu an çok başka bir yerdeydin, biliyorsun değil mi abla? Geldik işte, tamam, uzatma, söyle. Kadınlığını kullanman lazım. Ay vallahi bunu bir daha duyarsam kendimi keseceğim ya. Niye ki? Herkes aynı şeyi söylüyor. Annem de teyzem de. Peki sonuç ne? Sonuç hüsran. Hayır. Ben gerçekten kadın olmandan bahsediyorum. Azıcık seksi ol, işveli cilveli ol. Ya güzel görün. Ya olur ya. Ben zaten öyle görünüyorum. Sezen. Ne gülüyorsun ya? Kızım gülmesene. Çok mu komik? Abla, sen hiç aynaya bakmıyorsun değil mi? Bana bak, elimde kalırsın. Ay yok ya, senden yardım isteyen de kabahat. Ya abla abla, tamam tamam. Git, tamam. Tamam. Ben seni giydireceğim, tamam mı? İstemez. Ya abla, yardım edeceğim işte. Ya abla. Ya işe yaramazsa? Saçmaladın. Yani ben sana yardım edeceğim ve işe yaramayacak. İmkansız. Hadi. Şimdi seni giydirelim abla. Son kez nefes alıp tutacaksın abla, tamam mı? Vallahi alamam, alsam da tutamam. Ya nasıl alamazsın ya? Bak üç deyince. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Ay. Kızım bu patlar ya, bir şey olur, mümkün değil. Onun ben de farkındayım. Bu yüzden de bugün hiç nefes almayacaksın abla.
Ay yok olmaz, ben bunlarla hayatta yürüyemem. Ay nasıl abla ya? Yani sana inanmıyorum. Bu ailede bu tür ayakkabılarla yürüyemeyen tek kadınsın. Ailenin yüz karısısın. Ay Sezen, ben bununla oturamam da. Herhalde. Oturmak da yok. Ay. Ay yok, çıkar şunu, çıkar, istemiyorum. Ya abla saçmalıyorsun, farkında mısın? Yani bu kıyafet seni iki beden küçülttü. Hiçbir şey farkında değilim şu an çünkü beynime kan gitmiyor. Gerek de yok zaten. Ne? Bak bugün yürümüyorsun. Su içmek, yemek yemek de yok. Çok gerekmedikçe konuşmuyorsun da. Dik duruyorsun ve öne arkaya da eğilmiyorsun. Ay sen emin misin iyi durduğunda? Kesinlikle. Ve acaba biraz gülsem mi? Gülemiyorum ki. Neyse ya. Yani gülmesen daha iyi. Hmm. Aynen. Allah geliyor. Var, ne yapacaksın? Damarlarımı dikine dikine kesip sonra dikeceğim. Ne diyorsun ya? Şu halime bak. Ver işte varsa. Ya. Getiririm birazdan. Ne oluyor ya? Boşuna zorlamayın Gökçe Hanım. Açılmaz. Niye ya? Niye kapalı tuvalet? Valla onu size sormak lazım ya. Niye klozetlere kağıt atıyorsunuz? He? İçeriye yazı yazıp bastık değil mi? Atmayın dedik. Klozetlere tuvalet kağıdı atmayın dedik ya. Hem kendinizi düşünmüyorsanız biraz patronu düşünün, Allah Allah. Arkadaşım ben mi tıkadım tuvaleti? Allah Allah, zaten gıcığım sana. E sen niye geçen gün beni revire götürdün? Olduğum yerde bıraksana. Hayır yani belki başkası taşıyacak. Belki başkası kucağına alacak beni, değil mi? Vay, tabii ya. Yardım da etmeyelim öyle mi? Etme arkadaşım. Yardım falan etme bana. Hayır sen niye benim Demir Bey'le aramdaki şeye karışıyorsun? Nasıl? Demir Bey? Demir Bey derken? Demir Bey? Ne Demir Bey ya? Demir Bey'le ne ilgisi var şimdi bunun? Allah Allah, hadi işine baksan. Hadi. Allah Allah. Yok, bilmem ne. Hakan, oğlum işin olmadığını biliyorum. Uydurma şimdi. E tamam, bir hafta sonra da çıkmayıver tekneyle, Allah Allah. Hem bak ne diyorum, ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Ha bu arada bağış da yapacaksın ha. Öyle kuru kuru gelip de başka şeye oturmak yok. Hayır, yok yok. Tohum Otizm Vakfı için toplanıyoruz. Oğlum o geçen sefer, bir dakika oğlum ya. O bir sene önceydi. Ha, sen bir aralar kayboldun ya, hatırlıyor musun? Ha tamam, tamam güzel. Tabii, tabii farkındalık güzel bir şey. Vallahi ben bilmem kardeşim. Cumartesi günü seni orada göreceğim. Tamam, tamam hadi hadi, hadi görüşürüz, hadi. Hıyar.
Burada olduğunu biliyordum Gökçe. Ay Demir Bey, vallahi siz yanlış anladınız. Ben açıklayabilemeyeceğim. Öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Ben şey yapıyorum. Son zamandır seni izliyorum Gökçe. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nerelere gidiyorsun? Ama bir türlü seni yalnız yakalayamıyorum. Öyle mi? Öyle. Ama madem ki baş başayız, dans edeceğiz bebeğim. Bebeğim mi? Ay bebeğim dedim. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Ama bende bu şanssızlık varken. Ben bu adama aşık olmayayım da kim olayım ya? Nasıl gidiyor Dişişleri Bakanlığı? İyi, iyi, çok iyi. Senin implantlası bir sorun yok değil mi? Vallahi ikisi de kendi dişim gibi, sağ olasın, süper. Koş. Aa, Mavgül Hikmet ya. Ha, yeter be. Biraz insan ol, insan. Ne selam var, ne sabah, insan bir merhaba der be. Aa, önce sen bir merhaba de, bir hal hatır sor. 40 yıldır bir yontulamadın Hikmet ya, bir adam olamadın. İşte böyle yaptığın için evde kaldın zaten. Şu senin söylediğine kargalar bile güler biliyor musun? Bir kere hiç kolay değil benim gibi bir kadın taşımak. Kimse karşında dimdik duramıyor. Şarjörü, kariyer, hepsi zümsük gibi. Eminim öyledir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben istesem 10 kere evlenir, 20 kere de boşanırdı. Pek sanmıyorum canım. Aman çekil rezan Allah aşkına, içeri gireceğim. Vallahi elimde kalacak bu. İkiniz de manyaksınız be. İkiniz de manyaksınız. Manyak mı? Sensin manyak. Ay ne saçmalıyor gene bu? Ay duydun işte ya. Yok. Yok ben kapıyı açmadan öyle önce böyle mırıl mırıl bir şeyler söylüyordu sana. İşte başka dişçiye gidiyormuşum o varken ayıp oluyormuş falan filan ama. Ay hadi oradan. Kendi karısından diş dolgusu ücreti isteyen bir diş doktoru olur muymuş hiç? Ay ne utanmaz adam be. Ay ama eli çok hafif ya. Ha? Diyorlar yani vallahi bildiğimden değil. Emin misin sen? Ay ablacığım geçen gün arkadaşlarım gitmiş akraba olduğumuzu bilmeden bir daha kapısından geçmeyin dedim. Aferin. Abla. Bu sizin küstüğünüz daha ne kadar sürecek? Bak bizim bu küstüğümüz var ya şu Hikmet gelip benden özür dileyene kadar sürecek Yonca. Benim çok yetenekli bir ressam olduğumu kabul edene kadar. Ve hatta bak tam şuraya gelip dizlerinin üstüne çöküp bana yalvarana kadar sürecek. Öyle diyeyim ben sana. Yani şimdi siz böyle ayrı ayrı yaşıyorsunuz ya. Hiç mi buluşmuyorsunuz? Oo. Yani hiç mi görüşmüyorsunuz? Ay sen ne demek istiyorsun? Canım açık açık söylettirme işte bana yani aranızda hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yok. Abla. Yani hiç mi bir şey yok? Hiç. 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 Ama Hikmet bir adım atarsa neler olur bilemem. Adımın kralını atacağım. Aa, selam. Ne haber? İyidir sen? İyi. Otursana. Ne ikram edeyim sana? Çay kahve ya da soğuk bir şeyler. Vallahi şöyle enerji veren hatta yaratıcılığı arttıran bir şeyim varsa alırım. Var var. Enerji içeceği ister misin? Olur. Yani bu ara çok çalışmam gerekiyor. Bir de süper fikirlere ihtiyacım var. Ha, ve hatta bir dakika.
Sana sormak lazım. Neyi? Hani sen geçen gün Nilay'a dedin ya bu adam seni hayatta aramaz diye. Ya gerçekten aramadı. Şaşırmadım. Siz erkekleri tanıdığınızı zannediyorsunuz ama hiç tanımıyorsunuz. Yani evet işte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Herkes bana bir sürü şey önerdi. Ben tabii ki hepsini yaptım ama elde var sıfır. Nilay'la ne alakası var bunun? Yani benim de tavsiye ihtiyacım var demek. Ben birini etkilemeye çalışıyorum da. Oo, hadi bakalım. Kim bu adam? Söylerim ama kimseye söylemek yok. Acaba kime söyleyeceğim? Ya ne bileyim canım yani ben şimdiden uyarayım da. Şimdi bu kişilik benim birazcık patronum olur. Kendisi acayip yakışıklı, acayip karizmatik ve süper ötesi bir kişilik. Tamam geç onları. Var mı bir ismi bu süper ötesi kişiliğin? Var. Demir Cerrahoğlu. Demir Cerrahoğlu mu? No 237'nin sahibi değil mi o? 83'lü çocuk. Babası reklam sektörünün duayenlerinden Hulusi Cerrahoğlu. O önce gitti Robert'e falan. Ondan sonra Amerika'ya New York Üniversitesi'ne ekonomi işletme falan okudu. Evet de ya bir dakika sen nereden biliyorsun bunları? Dergilerden biliyorum diyelim. Ayrıca özel ilgi alanları arasında golf oynamak, ata binmek, tekneyle açılmak falan var. Da sen zaten biliyorsundur bunları. Ay yok vallahi bilmiyorum. Sen emin misin bu herifle birlikte olmak istediğine? Yalnız bir dakika herif demeyelim. Beyefendi diyelim biz onu. Çünkü bence beyefendi kelimesi Demir'den önce yokmuş. Onun için keşfedilmiş. Yokça. Yalnız bu beyefendi zamanında çok can yaktı söyleyeyim sana. Seni de üzebilir. O yüzden söylüyorum. Rahmetli Kemal Sunal'ın filminde dediği gibi. Ölüm onun elinden gelecekse gelsin be güzelim. Biz onu şerbetler içeriz. İyi sen bilirsin. Yalnız nelerden hoşlanır, hobileri nelerdir falan biraz araştırma yapman lazım galiba. Öyle kolay değil bu işler. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, ben biraz araştırayım onu. İyi, araştır da ondan sonra konuşalım. Anlaştık. Bu arada bir şey bulursan bana da haber ver, tamam mı? Tamam, o zaman ben senin numaranı alayım mı? Haberleşiriz. Olur, yaz. Gel. Söyle. Demir Bey, malumunuz kabotaj bayramı yaklaşıyor. Biz de arkadaşlarla hediyeleşmek istedik. Ama yani öyle çok saçma şeyler almak istemiyoruz. O yüzden mini bir anket düzenledik. İşte benim de size bir iki sorum olacaktı. Doğum tarihinizle başlayalım isterseniz. 16 Haziran 1983, doğru mu? Doğrudur. İkizler. En sevdiğiniz yemek? Of, mantı. Mantı. Ay ben de bayılırım ya. Üstüne bir de böyle sarımsaklı yoğurdu öpeceksin. Çok güzel. Peki, doğum lekeniz var mı? Var. Peki, ölürsem sen mi teşhis edeceksin beni? Ay Allah korusun demeyin öyle şeyler ya. Neyse, spor yapıyor musunuz? Yapıyorum. Fitness yapıyorum. Arada koşmayı seviyorum. Koşu başka? Yelken. Yelken çok iyi. Peki baklava? Sevmem. Ay six pack anlamında. Var. Maşallah. Efendim? Şey yani mutlaka doğru söylüyorsunuzdur. Şey biraz da böyle hobilerinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii. Hemen bahsedeyim Gökçeciğim. Gökçeciğim. Kendisine verilen şansın hiç ama hiç farkında olmayan, yarınki sunumunu tamamen unutup kendini böyle saçma sapan anketlere veren Gökçe'yi kovmak. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi değil mi? Evet. Ama hiç merak etmeyin ben yarınki sunuma çok hazırım. Eminsin değil mi? Eminim, eminim. Gerçekten yani hiç bu kadar emin olmamıştım valla. Yani sizin hiç şüpheniz olmasın lütfen. Ben zaten çalışmanın başına geçeyim artık. Size kolay gelsin. İyi günler. Ne yapacağım ben ya? Daha kahveleri içmedim, hiçbir şey yapmadım. O kadar çok söyledin ki sürpriz yapmayın, pasta yapmayın diye. Zaten bu var ya, küçüklüğünden beri neyi çok istese tam tersini söylerdi, değil mi?
Yani o kadar tanıyoruz artık kızımızı. Teyze hoş, sen de 30 oldun sonunda. Ya çok tatlısınız ya, teşekkür ederim. Gerçi şu 30 olmasa daha iyiydi ama neyse. Abla, önce benim hediyemi aç. Tamam. Kızım ben nerede giyeceğim bunları ha? Abla artık orasını ben bilemem. Aferin kız. Nihayet kedi olalı bir fare tutacağız sonunda. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Peki, gel gel. Kızım, bak yarın bir gün bir sevginin olur. İşler sarpa sarınca giyeceksin bunları. Böyle ortamı alevlendireceksin. Ya anne ya. Zaten hala sevgili bulabileceğime inandığın için seni gerçekten daha da çok seviyorum. İnanıyorum tabii. Gerçi, gerçi bunların daha farklı çeşitleri de var ha. Haberin olsun. Rezan yani çeşit derken nasıl? Başka kostüm çeşitleri de var. Şimdi şöyle anlatayım Hikmet. Sen başlamadan ben şey diyeyim. Benim gerçekten çok çalışmam lazım. Ama siz devam edin, bana pasta ayırın. Ben onu mutlaka yiyeceğim sonra. Pasta? Üflemeyeceğim mi? Aa, hakikaten. Dilekli tutayım bari. Dilekli tutayım. Ya seviyorum sizi ya. Çok teşekkür ederim. Hadi ben kaçtım. Hediyeler? Şey yapacağım, ben onların hepsini açacağım sonra. İyi oldu sana sürpriz doğum günü partisi yaptığımız. Hadi bay bay. Evet bari biz yiyelim. Evet, hadi bakalım. Ben bunların hiçbirini yiyemem. Niye? Bak hepsi nasıl kalorili görünüyor. Rezan, sen demin kostüm falan lafı ettin de nasıl kostüm mesela? Mesela polis kostümü Hikmet. Ay bugünlerde nasıl popüler, nasıl popüler. Evet, bugün doğum günüm olabilir ama yarın da sunum günüm. Eğer beceremezsem ve işi batırırsam hayatımın son günü de olabilir, o ayrı mesele. Neymiş bu? Maka. O iyi, fena değil. Evet. Karamelin sesi bandonun fesi. Bir bandonun nesi var? İki bandonun sesi var. Latte'nin yeni adresi Cafe Bando. Cafe Bando. Do ile kahveli bir şeyler düşün Gökçe ya. Polis. Koş. Tümü kiralama. Hemen ara. Hemen. Evet. Bastık. Evet. Sepete ekle. Yunus mu olayım şahitli? Polis kıyafetleri için özel izin gerekmektedir. Oo, uzun iş ya. İlle de polis olacağız diye şart değil ki. Pardon. Ne haber? İyidir senden. İyi, ne olsun? Duramadım evde ya. Benim yarın kahveyle ilgili bir sunumum var. O yüzden böyle bir koli kahve içtim. O yüzden ne durabiliyorum, ne oturabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. İyi bir fikir de bulamadım zaten. Böyle fırfır dolaşıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bence önce bir sakin ol. Ya gerçekten çok istiyorum ama mümkün değil. Duramıyorum ben. Kaç tane işte? 12. Kaç? Ne? Kaç tane işte? Kahve. Evet. 12. Çüş. Evet. Ama zaten süper bir şey de bulamadım. Yani 8 tane falan berbat. 2 tane idare eder. Başka da bir şey yok. Ne yapacağım? Bak seninle bir anlaşma yapalım. Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Nasıl olacak o? İçerisi çok kalabalık. Ama hiç elemanım yok. Birkaç saat yardım et bana ne olur. İçerideki boşları falan topla, getir götür, servise bak. Kola, meyve suyu, soda, sen de başka hiçbir şey karışmıyorsun. Sonra senin sloganlara bakarız. Anlaştık patron. Hadi bakalım, al bunları. Şu sağdaki ikinci masaya götür.
aşk meşk meseledir falan hikaye bence yani akşam. Konuşabiliriz bunu. Nasıl istersiniz bir akşam? Hop arkadaşım bırak flörtü ya işine bak. Ne flörtü ya? Affedersin patron. Kızlar merhaba. Merhaba. Şimdi size bir şey soracağım. Bir tane kahve çıktı tamam mı? Yeni bir marka bu. Soğuk kahve. Acayip güzel seçenekleri var. İşte mokası, amerikanosu, böyle bir sürü çeşidi var. Bunlardan bir tanesini içtiniz. Şunlardan hangisini söylersiniz? Kusura bakmayın ya. Arkadaş işe yeni başladı da. Eski işinden kalan arızaları var. Hadi işine bak işine. Alo. İyi geceler 112 acil. İyi geceler hanım kızım. Bir sorum olacaktı. İtfaiye işine de siz mi bakıyorsunuz? Evet buyurun. Şimdi bak evladım. Bana çok acil bir itfaiyeci kostümü lazım. Bir roman yazıyorum da karakterin derinliğine inebilmem için bir itfaiyeci kostümü bulmam lazım. Acil olarak. Amcacığım manyak mısın sen? Acil burası acil. Şu an kaç kişi arıyor bu hafta haberin var mı? Kızım bak. Ya benim de durumum acil. Ben de yanıyorum. Gökçe. Hadi bırak artık ya yeter. Ay yok ya son birkaç bir şey kaldı. Onları da halledeyim ben. Ya halletme bırak hadi. Ya vallahi bırakamıyorum duramıyorum anlamıyorsun sen iş ver bana. Sen bir otursana şuraya. Sen buraya neden geldiğini hatırlıyor musun acaba? Ay doğru diyorsun. Anlat bakalım aklındakileri. Tamam şimdi şöyle birincisi. Bir yaz günü acayip sıcak bir yaz günü kumsaldayız. Kızlar erkekler falan filan böyle. Kızlarla erkekler böyle karşılıklı dans ederek birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Sonra işte şarkı giriyor. Sözlerini duyuyoruz. Aç bir bando rahatla falan diyor. Valla bu reklam bana biraz tanıdık geldi ya. Ay gerçekten mi? İkinci ne? Ha ikinci şöyle ıssız adam. Yani ıssız adaya giderken yanına alacağın üç şey nedir? Valla motorumu alırım. Elektro gitarımı alırım. Bir de sınırsız internet bağlantısı. Dıt yanlış cevap. Kafe bandonun, amerikanosunu, lattesini, cappuccinosunu alırsın. Nasıl fikir? Hiç sanmıyorum. Bu da mı gol değil ya? Maalesef değil. Bence senin biraz sakinleşmen lazım. Ay yok mümkün değil ya. Hadi kalk. Eve bırakayım seni. Dinlen biraz iyice. Yok ben uyuyamam hayatta bu saatte. Yani zaten saat kaç? 4 saat var sunuma. Yani uyanamam ki sabah. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağım? Gerçekten ne yapacağım ben? Ben öldüm ya. Bittim ben. Bence hepimiz öldük bu gece. Öldük hepimiz. Bence senin biraz oksijene ihtiyacın var. Hadi kalk, yürü gidelim. Hadi bakalım. Ya diyorum ki ben bir kahve daha mı içsem acaba? Ya saçmalama artık, yok daha neler. Ne bileyim. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben aslında seni ilk gördüğüm zaman... Neyse ya, boş ver şimdi. Bana aşık olduğunu söyleyeceksin. Ay. Bak, esprilere bak ya. Helal, helal. Tamam, sakin. Ben onu şaka yaptım. Durayım. Ya, hani böyle derler ya, o yüzden ben şey ettim. Yani aslında daha doğrusu, Gökçe'cim sen benden daha iyilerine layıksın derler. Ben de öyle sap sap devam ederim hayatım. Ondan yani. Ay sen bir şey söylüyordun çok pardon. Aa öyle mi? Çok sağ ol teşekkür ederim. Ne diyecektim işte. Seni ilk gördüğüm zaman diyorum hiç bu kadar eğlenceli bir hatun olduğunu düşünmedim açıkçası. Bu gece resmen kırdın geçirdin ha. Farkında mısın millet acayip eğlendi. Gerçekten mi? Evet. İyi işine yaradıysa süper. Yaramaz mı yaradı tabii. Aslında seni ilk gördüğümde bir şey daha düşündüm. Baya baya uyuz bir hatun dedim bu ya. Gideyim şunun yüzüne söyleyeyim dedim. Hatta uyuz ne kelime bak, resmen soğuk. Dalgalı bir deniz gibi, bir dümdüzüm sana bir gel gitli. Dost değil sanki bilmem ki, bırakalım böyle kalsın. Bizi bilen böyle bilsin, iki yakın arkadaş gibi. Bir kıvılcım var ise bile, bırakalım böyle kalsın. Bu gece hiç bitmese olmaz mı? Eve hiç dönmesem ben olmaz mı? Günün ilk ışıkları doğarken
uyumuşsun baya. Evet, mükemmel uyuyordum. Kıyamadım uyandırmaya. Ama artık günaydın hanımefendi. Günaydın. Saat kaç? Saat kaç? Niye, ne oldu? Ay ben bittim. Ne yapacağım ben? Bir kahve içmem lazım. Bir kahve alabilir miyim lütfen? Ya gerek yok kahveye. Çok içtin zaten. Bende var, bende var. Tamam, bende var. Ya ne yapacağım ya? Toplantı var, hiçbir şey bulamadım ben. Tamam, sakin ol, bulursun. Bittim var ya, ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Hala kahve içiyorsun bu saatte ya. Ay, vallahi kendime geldim. Zaten kimse almazsa ben alacağım bunları. Hadi geç kaldıysan bırakayım senin işini. Yok, şey yaparım, ben kendim giderim. İnat etme, bırakayım dediysen bırakayım işte. Yok vallahi şey yapacağım şimdi, zaten finikülere bineceğim, oradan fırt diye yukarıdayım. Emin misin? Hı. İyi, sen bilirsin. Gece harikaydı bu arada, çok teşekkürler. Rica ederim. Güzeldi, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın kızım, sağ ol. Ay, sizin de işiniz zor teyzeciğim ya. Bir şey soracağım ben. Bu asgari ücretle zor olmuyor mu? Yani her şeye yetişebiliyor musunuz? Bizde herkes çalışıyor kızım. Benim bey, kızlar, oğlanlar. Anca yetiştiriyoruz işte. Vallahi Allah kolaylık versin. Sağ ol, sağ ol. Kaç çocuk var? 4 oğlan 4 kız. Oğlanların 2'si evli. 2'si evde. Kızlar daha küçük, okula gidiyorlar. Allah bağışlasın. Sağ ol canım, sağ ol. Ah sen dur kızım, senin işin değil ki bu. Ay yok, ne olacak canım, 2 dakikada hemen bitiriveririz. Aa, olur mu öyle şey? Al bakayım şunu, tak saçına. Kirlenmesin saçın. O zaman ben de sana şu kahvelerden bir tane vereyim. Bir baksana tadına, bunlar daha piyasaya çıkmadı. Ha. Bakalım sevecek misin? Bakalım. Güzel. Hı. Şekerli gibi. Peki mesela sen alır mısın bundan? Pahalıdır ki bu. Yok ya değil, çok ucuz bir şey o. Aa. Günaydın. Fatma Hanım nasılsın? Sağ olun Hanisi Bey, sağ olun. Günaydın. Günaydın. Evet Gökçe, sendeyiz. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Hala bir fikrin yok ama olsun. Kendine güven. Güvenmek başarmanın... Gökçe. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir markayı tanıtacağım. Cafe Bando. Evet, hepimizin bildiği üzere... Kahve çekirdekleri Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarının en tropikal bölgelerinde yetişmekteyken... Haller Gökçe, haller. İstersen kahvenin tarihçesini geç, kampanyaya gel. Hemen geliyorum Demir Bey. Evet, şimdi ben bana verdiğiniz kahvelerin hepsini tek tek içtim. Hepsinin tadı çok güzel, gerçekten çok müthişler. Aslına bakacak olursanız Cafe Bando ile ilgili. Evet. Yani pek de bir şey. Bir şey buldum. Evet, bir şey buldum. Şimdi şöyle düşünelim. Sabahtan akşama kadar el emeği, beden gücüyle çalışan insanlarımız var değil mi? Peki bizim bu insanlarımız güzel bir kahve içmeyi hak etmiyorlar mı? Tabii ki ediyorlar, niye etmesinler? Ama hepimizin bildiği üzere bu büyük kahve zincirlerinde her şey çok pahalı değil mi? Yani bir frappuccino, bir white chocolate mocha kaç lira? Çok lira. İşte tam bu noktada Cafe Bando devreye giriyor. Çünkü Cafe Bando hem çok hesaplı hem de çok lezzetli. Vallahi yalan söylüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Demir Bey yalnız müşteri... Eylem, bir saniye. Baba, ne dersin? Bir şey çıkar mı? Vallahi samimiyet her şeyden önemli. Hedef kitleye uygun.
Üstünde çalışmaya değer. Bence çıkış noktasını çok iyi bulmuşsun. Aferin sana. Ay vallahi mı? Katılıyorum. Güzel. Ay çok teşekkür ederim Demir Bey. Gerçekten çok sağ olun. Demir Bey, ben gerçekten Gökçe'nin bu projede başarılı olacağından çok emindim. Hatta ajansa geldiği ilk günden beri yeteneğinin farkındayım. Bravo Eylem. Gökçe, ben de geldim. İstersen o kafandakini çıkar. Otur. Gökçe. Bu ajansa geldiğin ilk gün öyle çaylak çaylak hiçbir şey anlamadan ortalarda dolaşıyordun. Doğru mu? Doğru. Doğru. Doğru tabii. Ama içinde bir yerlerde bu işi yapabileceğine dair inancın vardı değil mi? Vardı tabii. Güzel. O yüzden azimle çalıştın. Sana verilen her işi yaptın. Ha başkalarının da işini yaptın, farkındayım. Başkaları geldi, senin fikirlerini kaptı, sen sesini çıkarmadın. Üzerine geldiler, seni azarladılar, ağzını açmadın. Ama sonunda Gökçe. Sonunda kendini göstermeyi başardın. Eğer bundan sonra birazcık daha dikkatli olursan, sana verilen işleri vaktinde teslim edersen ve tabii en önemlisi daha yaratıcı fikirlerle karşıma gelirsen terfi edebilirsin. Hatta bununla kalmayıp ileride çok iyi bir kreatif direktör olabilirsin. Yes! İleride tabii. Çok ileride. Geniş düşün. Yani bayağı geniş düşün. Heyecan yapma. Aceleye gerek yok. Tamam. Yani Demir Bey, söyledikleriniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Yani bunların benim için ne ifade ettiğini asla anlatamam size. Çok sağ olun. Güzel. O zaman ben eve gidebilir miyim? Çünkü dün gece hiç uyumadım da. Tabii ki. Çok sağ olun. Gidemezsin. Ama bugün cumartesi değil mi? Tatil, iş de yok. Gökçe. İnsanın kendini tekrarlaması inan ki çok yorucu bir şey. Ama ben iyi bir çalışanım olduğum için tekrar söylüyorum. Gidemezsin. Evet. Yani hayır. Yani evet tamam. Ben işin başına geçiyorum o zaman. Bence de işin başına. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol. Sana da. Anladım efendim. Nasıl isterseniz. Hemen ilgileniyorum. Nasıl geçti? Ay, çok güzel. Bayıldılar fikrime. Çok sevindim. Tebrik ederim canım. Sağ ol. Öğleden sonra brunch'e gidiyorsun. Bu arada haberin olsun. Ay yok, mümkün değil. Yani Demir Bey çalışacaksın dedi. Ben söz verdim. Tamam. Zaten Demir Bey'le birlikte gidiyorsun. Nasıl ya? Traumatizm Vakfı'nın bir organizasyonu var. Demir Bey seni de orada görmek istiyor. Ay gerçekten mi? Öncesinde de koşu var. Ona da katılmanı istiyor. Ben koşamam ki. Ben ne bileyim kızım. Kızım ya ben iki adım atsam kesilirim böyle düşer bayılırım ellerinde kalırım olmaz. Ben seni hiç anlamıyorum ki. Hem adamın yanında olmak istiyorsun hem de beğenmiyorsun. Ama ya ben hiç uyumadım çok yorgunum. Gökçe. Koşuya gelmek zorunda değilsin. Ay Demir Beyciğim hiç öyle şey olur mu ya? Ben bayılırım koşmaya. Koşmak benim olayım kesinlikle. Zaten ben işe gelmeden her sabah mutlaka 10 kilometre koşuyorum. Peki o zaman. Manyak mısın kızım sen? Ne yapacağım ben? Kapının kulağına sıçık. Evet, çok doğru söylüyorsun. Bir şey bulmam lazım. Ay. Şimdi ihtiyacım olan tek şey motosikletli biri.
Efendim Gökçe. Hakan, benim yardıma ihtiyacım var. Efendim Gökçe. Ya benim yardıma ihtiyacım var diyorum. Ya ben bir saat önce falan yattım, benden hiç çıkmaz vallahi. Ya ne olursun, çok önemli. Bak ben galiba demir etkilemenin bir yolunu buldum. Neye ihtiyacım var söyle bakayım. Yes! Şimdi bak, bir tane koşu var, onda bir tane parkuru var tabii. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben koşuya... Aa, Gökçe. Kızım elim boş mu geldi? Ay o ne demek anne ya? Evladım, madem sabah sabah çıktın, insan şöyle bir pastaneye uğrar, böyle sıcacık sıcacık poğaçalar, simitler filan alır. Hiç aklına gelmedi değil mi? Anne ben gece çıktım, şimdi geliyorum, farkında bile değilsin. Bir de bana börek diyorsun ya. Gerçekten pes. Bildi pabuç. Ya bak ben şimdi uyumaya gidiyorum, beni bir saat sonra uyandır, tamam mı? Emredersiniz. Ama bak bir saat sonra kesin uyandırıyorsun. Anladık kızım, kaldırırız. İyi. Ay bu da kim şimdi? Hikmet. Rezan, tansiyon sorunum varmış. Çözmeye geldim. Ay bak nasıl hissettin. Ay nasıl hissettin Hikmet. Çok iyi oldu, gel buyur. Baba. Gel gel geç. Ay gel, nasıl başım ağrıyordu Hikmet. Bak. Rezan. Bak görüyor musun? Ben biliyordum zaten. Ben hemen anlıyorum tansiyonumun çıktığını Hikmet. Şöyle ensemde bir ağrı oldu mu? Anladım ki tansiyonum çıktı. Yani başka bir sebep olamaz mı diyorsun? Ay başka ne sebebi olabilir Hikmet? Ne? O zaman ben gidiyorum Rezan. Oldu. Hadi sen git, ben de işlerin başına döneyim. Ne? Rezan, ben gidiyorum. Acaba tansiyonda bir yükselme falan da mı olmadı hiç? Yok, olmadı Hikmet. Ben iyileşeceğim sonra. O gitti. Ay ne aptaldan be. Bayağı gitti. Hikmet. Yeter be. Üf,
kafam şişti. Zar 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 zar. Of. Ne oluyor ya? Kurmuşsun alarmı. Ne? Saat kaç? 12. 12 mi? Ya niye uyandırmıyorsunuz beni? Bana bir şey söylemedi ki. Anne mi dedim? Bir saat sonra uyandır dedim. Ya of, geç kaldım ya. Hayatım, bana söyleseydin keşke. Tamam, gitme. Yetişemeyeceğim ya, vallahi yetişemeyeceğim. Çok geç kaldım ya. Hiç maraton falan var mı sende? Yok, bu ilk. Hazırız Demir Bey. İddialı mısın? Pardon. Gökçe nerede kaldı ya? Ben geldim. Geldi. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Gelmeyeceksin sanmıştık biz de. Ay, hiç kaçırmayayım Eylem Hanım. Yani koşmak bu hayatta en çok sevdiğim şey. Ha, güzel. O zaman bu senin numaran. Ha. Ay, gerçekten mi? Güzel oldu ha. Çok teşekkür ederim Demir Bey. Hazır mıyız? Evet. Ne yapıyoruz? Dikkat! Ay, beni olimpiyat takımına çağırmışlardı biliyor musunuz? Ama ben ayağımı burktuğum için gidememiştim. Yani benim için bir yelken bir de koşu. İkisinin de yeri çok özel. Aa, ne güzel. Evet. Ay, hatta ben şey yapayım ya. Arayı açayım, finişin orada görüşürüz. Hadi canım, o kadar iddialı mısın? Yani boşuna olimpiyat takımı alın. Ama gençlik tabii o zaman. Neyse, ben kaçtım. Görüşürüz. Vallahi gidiyor. Alo. Kaan, neredesin? Gökçe, inanmayacaksın, yoldayım da. Benzinim bitti, geliyorum hemen. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok vallahi, niye şaka yapayım? Gayet ciddiyim. Hallettim ama geliyorum şimdi. Ay, hiçbir şey demiyorum sana Kaan ya. Hadi bir sefer de çalışma olur, hadi. Hayır, yapma, ne olur yapma, hadi şimdi değil, şimdi değil. Çalış ya, çalış. Ya of. Ay, yapma bana bunu, ne olur ya. Ne yapacağım ben ya? Bin tane de kablo var. Gökçe. Hayırdır? Ay Demir Bey. Şey ya, ben arayı fazla açmışım. Arabayı da buraya çekmişim. Öyle yağına suyuna bakarım, bir şey yok yani. Ay. İşte finish de şurası zaten. Bence gidelim. Hadi. Senin bu kadar hızlı koştuğunu bilmiyordum. Ay, vallahi ben de bilmiyordum. Ay. Ya, ne yapıyorsun, iyi misin? Ay, ben ne yaptım biliyor musun Demir Beyciğim? Ya şey, zaten söylemiştim ben. Ay, evden işe koşarak geliyorum ya ben. Böyle bazen, haftada bir. Ama yani kondisyonum da şey olmuş böyle arabayınca. Gerçi 12 kilometre ne işte. Ay, çok mu var daha? Yok, finish orada, bak gördün mü? Güzel. Oğlum sen nereden çıktın? Oğlum o sonuna kadar koş ama, şurada dinleniyordum. Allah Allah. Neyse, Gökçe Hakan, Hakan Gökçe.
Etrafımı deliler sarmış. Ben bittim ama ya. Duru istersen artık. Yok, duramam. Ya neyi zorluyorsun? Bitirmek zorunda değilsin. Hayır, zorundayım. Bitireceğim. Ödülün peşinde misin? Ödülü mü var? Tabii canım, 5.000 lira birinciye. Ne? Motora bağladım. Tebrikler. Çok mersi. Ben şimdi bu ödülü 5.000 lira değil mi? Çok iyi. Şey yapayım. Vakfınıza bağışlıyorum. Şey diyeceğim. Vallahi kupa benim. Kupayı kimseye vermem. Benim. Hak ettin abla. İyi günler Rezan Hanım. Yarım kilo orta yağlı dana kıyma, bir de döş istemişsiniz, onu getirivereyim dedim. Evet istedim de, niye sen getirdin ki bunları? Çırak memlekete gitti, onun yerine ben getirdim. Tamam, bir saniye bekle. Sağ ol canım. Hikmet. Evde kimse yok. Çocuklar gitmiş. Evet. İstersen içeri girebilirsin. Çok sıkıldım ben yalnız başıma kalmakta. Geleyim tabii Rezan. Ama önce bir şartım var. Nedir? Önce benim çok yetenekli bir ressam olduğumu kabul edeceksin. Aa, ben zaten hep söylüyorum Rezan. Sen var ya, şu resim sanatıyla biraz daha ilgilensen belki de biz dünya çapında en zengin, en tanınan... Bir şartım daha var. Söyle canım. Hikmet, şu aşağıdaki
Dışişleri Bakanlığı tabelası kaldıracaksın. Yok ya, niyeymiş o? Ama Hikmet kabul et. Sen bakan değilsin. Sen bir dişçisin. Bana bak Rezan Hanım. Ben dişçi değilim. Diş hekimiyim, hekim. Ayy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 y
Cipsi. Öyle mi? Bana bak Rezan Hanım. Sen de kendini Picasso zanneden yarı amatör emekli bir resim öğretmenisin. Öyle mi? Evet öyle. İyi. Bundan sonra sen de kendine iyi bak o zaman Hikmet. Ne oldu? Aklın başına geldi değil mi? Söyleyeceklerim daha bitmedi Rezan Hanım. Resim sanat olalı senin gibi bir zulüm görmedi Rezan Hanım. Var ya, işte sen şimdi bittin Hikmet. Sen şimdi bittin. Aşık olmayayım da kime olayım? Şampiyon. İçim geçmiş. İyi misin? Gökçe, istersen git bir yüzünü yıka. Ha? Ay koştukta bir toz toprak oldum değil mi? Yok toz toprak değil de sanki böyle biraz aşık gibisin. Demir Beyciğim nereden çıktı ya? Gökçe, kalpler diyorum kalpler. Hangi kalpler? Yüzündeki kalpler. Yüzüm. Ay inanmıyorum ya. Of. Deli kız. Yandın Rezan. Sen bittin Rezan. Allah'ım ne olur inşallah geliyorum demez. Hadi kazan mübarek olsun. Efendim oğluşum. Eyvah. Hikmet. Hikmet aşkım bir Hikmet. Geldim. Geldim ya. Atlama gel. Oo. Rezan Hanım. Hayırdır hasletime mi dayanamadın? Kes sevzekliği Hikmet. Bittik biz Hikmet. Biz bittik. Bir dakika ya. Ne oldu da bittik? Gözün aydın. Oğlun geliyor. Hangi oğlun? Senin kaç tane oğlun var Hikmet? Aa! Bartu mu geliyor? Maalesef. Ey Allah'ım. Yandık. Ne yapacağız? Ay bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Sana söyledim. Yapma bu çocuğu diye. Aa, ben mi istedim Hikmet? Ben mi istedim? Başımın etini yedin doğru diye. Ay ne yapacağız? Hafta içi sende kalır, hafta sonu da bende. Yok istemem. Bak. Hafta sonları bende kalsın. Hafta içi sende kalsın. Bende kız çok. Lütfen. Bana baksana sen. Baktım ne var? Ha. Sen bu derneğe üye misin? Hayır kuzenim için geldik ailecek. Sen üye misin? Sana ne? Bağırma bana. Bağırsam ne olur? Koşu değil yaptın gördüm.
Neymiş senin adın? Volkan Keremel. Bak artık adını da biliyorum. Eğer bunu birine söylersen seni bulurum, hayatını mahvederim. Hiç diye demezsin. Çünkü yakamda adım soyadım yazmıyor. En sevdiğim futbolcunun adı yazıyor. Ayrıca kupada bende. Bana bak, ver o kupayı. Kupa benim. Hayattaki tek kupam, tamam mı? Benim o. İyiyim ben, sorun yok. İyi misin? İyiyim Demir Bey. Ben artık gideyim. Bence de artık gidebilirsin. Çalışmıyor mu? Hayır. Şimdi sana bir şey soracağım ama dürüstçe cevap vereceksin. Niye şike yaptın? Yapmadım deme, çünkü arabayla geldiğini gördüm. Çünkü en son ortaokulda falan koşmuştum. Yani eğer gerçekten koşsaydım hastanelik olurdum. Anladım. Ama niye yaptın? Çünkü... Çünkü insan bazen birine çok yakın olmak ister. Hiçbir zaman öyle bir fırsatın olmaz. Sonra karşısına böyle bir teklif çıkınca da... işte ne yapacağını bilmez, saçmalar. Beni bıraktırayım eve. Ay yok, ben bir arkadaşımı çağırmıştım beni alması için. Gelir birazdan. Teşekkür ederim. Hatta geliyor galiba. Evet. Nerede kaldın? Benzin bitti dedim ya. Tamam, gidelim mi buradan? Atla hadi. Görüşürüz Demir Bey. Nasıl geçti? Berbat. Hemen yelkenleri suya indirme. Ya yelken deme bana. O zaman hemen vazgeçmediğim. Daha yeni başlıyoruz çünkü, eninde sonunda olacak. O beyaz atlı prens buraya gelecek. Seni görünce kaçarım hep ben. Aşk yorulmuş.
ister.